TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bir gündem özel programıyla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta gündem özel programında gündeme dair önemli konuları, gelişmeleri konuşmaya, yorumlamaya çalışıyoruz. Değerlendirmeye ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Özellikle özel konuklarımızla birlikte bu yayında çeşitli konulara gelişmeleri, siyaseti, her alandaki olayları sizlerle paylaşmaya, olayların detaylarını sizlere aktarmaya, perde arkasındaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Ve gündemin nabzını tutmaya çalışıyoruz, gündemin nabzını ölçmeye çalışıyoruz, özellikle gündem özel programında diyelim değerli izleyenler. Bu haftada yine siyasetle alakalı önemli gelişmeleri, konuları, iddiaları, olayları konuşacağız. Neler var siyasetin derinliklerinde? Ne gibi gelişmeler var? Bunların detaylarını konuşmaya çalışacağız. Efendim çok önemli bir konu konuğumuz var. İyi Parti Kayseri İl Disiplin Kurulu üyesi Sayın Masar Polat yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Yayın. Hoş bulduk Yalçın Bey. Teşekkür Nisiz ederim. efendim? Çok sağ olun. Burada olmak ayrı bir duygu. Başta şahsınıza ve Sayın TV1 ailesine teşekkür ediyorum. benim ee, beni misafir ettiğiniz için. Uzun zamandır e, çıkmıyorduk televizyonlara. Hep geride vatandaşımızı dinliyorduk. E, sağ olun aracı oldunuz. Bir görüşelim istediniz. Biz de bugün sizlerin huzurunuzda inşallah vatandaşımıza bilgilerimizi, öğrendiklerimizi, duyduklarımızı kamuoyuna e, anlatmak istiyoruz. Teşekkür ederim tekrar. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Tabii e, Masar Bey değerli izleyenler. Ee, çok geçmiş bir siyasetçi. Yani geçmişi olan bir hmm. siyasetçi. O yüzden siyasetin birçok aşamasında ve e, derecesinde bulunmuş bir isim. O yüzden de kendisinden dinleyeceğimiz bilgiler de önemli. Özellikle geçmişteki siyasette neler yaşanıyordu, şu an neler yaşanıyor. E, bunların kıyaslaması açısından da önemli bir program olacak. Sayın Mazhar Bey ile birlikte. Efendim dediğiniz gibi e, siyasetin içerisindesiniz. Geçmişten beridir hep içerisinde. Ama hiç ön planda olmamışsınız. Yani böyle hmm. bir durum da var. E, bazen ön planda olmak için bazı e, adım larınız evet. var. Bunun haricinde çok ön planda değilsiniz. Geri plandasınız evet. ve e, bu geri planda olmak zannediyoruz. E, biraz daha derinliklerde olmakla evet. alakalı bir durum. O evet. yüzden de anlatacaklarınız e, oldukça önemlidir diye ben temenni ediyorum. Masao evet. Efendim ilk olarak isterseniz tabii şöyle bir süreçteyiz. Böyle bir durumdayız. Koronavirüsün hemen ardından evet. da diyebiliriz. Yani şu an e, mücadele devam ediyor. Neler söylersiniz özellikle bu salgınla alakalı? Bununla kısaca başlayalım. Tabii e dünyada yaşanan bir salgın ve bütün dünya buna hazırlıksız yakalandı e, haliyle biz de yani e, ülkemiz Türkiye 83 milyon nüfuslu e, belli başlı malzemelerin tedariki olsun e, yapılan e, müdahaleler olsun e, bilinen bir hastalık olmadığı için e, dünya laboratuvarlarında umutla beklediğimiz aşıların işte peş peşe e, iyi haberlerini alarak ve vatandaşlarımızın da kısa sürede buna e, Sağduyla yaklaşıp aşılanma konusunda hızlı bir şekilde kendilerini e, tedavi sürecine geçtikleri için e, pandem e, tüm dünyada aşıyla e, kazanılabileceği için, bunu atlatabileceğimiz için bizim için de Türkiye'de önemli. E, tabii pandemin getirdiği bir ekonomik buhran oldu. İş yerleri kapandı, işçiler işsiz kaldı, çalışanlar e, ailelerini geçindirmek zorunda insanlar zor dönemler geçirdi. Hükümet bir nebze yardımda bulunmaya çalıştı. ailelere, işleri sahiplerine ancak yeterli olmadı. Ardından kapanmalarda yaşadığımız e, her evde e, duyduğumuz sorunlar, psikolojik sorunlar, tabi kapanmanın verdiği şeyle insanların bir nebzede ölüm korkusu yaşaması bu hastalıktan dolayı e, bir travma yaşattı herkes üzerinde. Bunu biz evet. de yaşadık. Ben kendim de COVID geçirdim mesela. Korktum. E, nasıl bir süreçte geçeceğini, nasıl bir şekilde sonuçlanacağını kendim de bilemiyordum. E, Allah korusun zor bir şey. Ancak bunun e, tedavisi gerçekten tek bir tedavi var aşı. Bunu da yapmaktan kaçmayalım. E, vatandaşımıza çeşitli yanlış bilgiler veriliyor. İşte aşı olanlar birkaç yıl sonra başka hastalıklar çıkacakmış, işte doğumlarda farklı türlü yaratıklar çıkacakmış diye televizyonlarda izliyoruz. Bunların hepsi. Asparagas, bilim adamlarına inanmak lazım, doktorlarımıza inanmak lazım. Özellikle Erciyes Üniversitesi'nin geliştirmiş olduğu aşı, inşallah yakında Türkiye'de, e, hani bu Çin aşısıydı, Biontech'ti diye kafamız karışmadan kendi yerli aşımızı da vurulmaya başlarız. E, sonucunda geldiğimiz şey, topyekün bir atlatma sürecindeyiz bunu. E, bunun tabii ki bir ekonomik yapısı, yani insanlara verdiği zararı oldu, psikolojik verdiği zararı oldu. Ama Allah'ın izniyle bunları... Ee, inşallah Sağlık Bakanlığı açıklıyor tünelin ucu gözükecek fakat aşılamayı bırakmayalım diyor. Ee, buradan da herkesi bir kere daha aşı yaptırmaya davet ediyorum kesinlikle. Efendim dediğiniz gibi bu e, topyekün bir mücadele ve topyekün bütün insanları, bütün insanlığı etkilen bir etkileyen bir durum. O yüzden de e, bu durumun aşılması her kesim açısından oldukça önemli olacaktır. Tabi dediğiniz ekonomik anlamda zorluk yaşandı, farklı e, psikolojik evet. zorluklar yaşandı vesaire. Bunların detaylarına yine değineceğiz yeni anlamda. Şimdi efendim e, az önce söyledik. Siz geçmişte özellikle geçmişi olan bir siyasetçisiniz. Evet. Siyasetin de şu an önemli bir yerindesiniz, görev evet. yapıyorsunuz Kayseri'de. Evet. E, şimdi 2000'li yıllara döndüğümüz zaman, ilk o siyasete başladığınız dönemlere baktığımız zaman 95. Zamandı. 95. Evet. evet, Daha eski. Tabii daha eski. Peki efendim o dönemdeki siyasetle böyle bu tarafa doğru geldiğimiz zaman da bir anlatır mısınız? O dönem neydi? Nasıl oluyordu? Olaylar, gelişmeler sizin görevleriniz. Buyurun. Evet. Ee, şöyle girmek isterim. Siyasete babam rahmetli onun vasıtasıyla tabii aracı olduk. Anavatan Partisi'nde kendisi de Kayseri'de kurucularındandı. Ee, o dönemlerde 80-87 arası bir biz lise eğitimi e, alıyorduk. Daha sonra okul, üniversite ve 95 yılında ilk olarak e, gençlik kollarına girmekle siyasi adımımızı attık. Tabii o yıllarda girdiğimizde gençlik kollarında e, bizim bakış açımız yani siyasette bakış açımız, büyüklerin hep bize dedikleri işte biz e, bir zaman bu koltuklardan yeneceğiz, bir zaman sizler olacaksınız. Hı hı. E, ben de şimdi diyorum ki biz de artık bu koltukta alıp bizden sonraki arkadaşlarımız gençlerim onlar bekliyor onlara bırakacağız ee, öyle başladık siyasete Tabii o zamanki siyasi şartlarda partim ee, anavatan partisi iktidar partisiydi ee, kolay bir siyasi zeminden de geçmiyorduk birçok olaylar krizler e, o dönemde tabi mevcuttu ardından e, ilerledik e, gençlik kolları İl başkanlığı önümüze e, tebliğ edildi sağ olsun e, o yükümlülüğü kaldırdık. Daha sonra 2002 seçimlerinde e, genel merkezimizin takdiriyle o zaman Kayseri'den 3. sıra en genç milletvekili adayı oldum Türkiye'nin bir de. E, Star Televizyon o zaman Gülgün Feyman benimle röportaj yapmıştı. Tabii o zamanki siyaset kalıplarında mesela ben adaylığım sürecinde köyleri, ilçeleri gezerken işte ben milletvekili adayım dediğimde bana bir böyle bakıp yadırgıyorlardı. Hani çok genç olduğum için işte alışmışlar insanlar siyasetçiler hep böyle göbekli vekal görmeye diyeyim yani espri ee, öyle bir şey bekliyorlardı ya ben milletvekili adayım diyordum. Herkes böyle bir çocuk gibi görüp bakıyordu. Tabi e, seçimler bitti olmadı ama e, bunun güzel yanları şu var. Vatandaşların size karşı yaklaşımında siz bir şeyleri alıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Yani biz hatalıysak mesela siyasette vatandaş diyor siz hatalısınız. Siz bundan sonra bizden oy alamazsınız. Siz kendinizi düzelteceksiniz. Siz kendinizi tekrar çalıştıracaksınız dersinize deyip öyle gelin diyor. E tabi bunları öğren öğrene şimdi 2021'e geldik. Yani mensup olduğum İyi Parti'nde 3,5 senedir içerisindeyim. E, o zamandan bu zamana bir 20 yıllık aşamayı kat katlettiğimde şimdiki internet dünyasının şimdiki o Instagramların, WhatsAppların ve büyülü o YouTubeların dünyalarının için hiçbiri yoktu bizde. Biz kendimizi ifade etmek için e, kapı kapı gezip veya böyle online programlar yapacak bir elimizde sistem yoktu. Evet. E, bir grubu toplarsak bir yerde, bir genel başkanımızı çağırırsak işte anlatıyorduk kendimizi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi siyaset bence daha kolay. Bir online platform açılıyor, binlerce kişi sizin oradan anlattıklarınızı duyuyor, izliyor, takip ediyor. Hatta altına yorumlar yapıyor. Evet. Yani orada sizi eleştiriyor da bu çok güzel bir şey. Ee, ben siyaseti sadece şu anlamda bu zamanda zor görüyorum. Ekonomik anlamda. Çünkü gerçekten ekonomi bir ülkede e, belli başlı seviyede artık e, çıkılmaz sonuçlara getiriyorsa toplumu, e, siyasette zorlanıyor, siyasiler de zorlanıyor, iktidar partisi de zorlanıyor, iktidara destek olan partiler de zorlanıyor. Biz Kendimizi vatandaşa anlatmaya sokağa çok kolay iniyoruz. Muhalefet olarak onları dinlemeye, onların sorunlarını e, dile kendimiz kayda alıp genel merkezimize, Meral Akşener'e kadar bunları rapor halinde veriyoruz. Ama mevcut şu anki ekonomik tabloda iktidarın e, kolay kolay sahada gezdiğini pek göremiyoruz. Yani tabii ki bu bir hani eleştiri olarak da değil, e, ekonominin dünya üzerinde de bir genel bir şu an bir ağır bir kayıpları var. Bugün Baktığınız zaman e, biraz daha derin edeyim. mesela borsalara girdiğinizde diğer o kripto paralar veya e, ekonomik şey yönlendiren döviz piyasalarına girdiğinizde her gün ba bazı şirketler tepetaklak oluyor, allak bullak oluyor, iflaslar oluyor. Yani uzak doğudan Çin'den bir marka iflas ediyor Türkiye borsasını etkiliyor. Bunu da şimdi siyasiler kalkıp, e kardeşim bunu biz yapmıyoruz, bu uzak doğudan geliyor diyor, vatandaşı anlatmaya zorlanıyorlar, bilmiyorlar. Ama ne yapıyorlar bunu? Bunu gayet iyi anlayan bir Z kuşağı var. 20 milyona yakın bir gencimiz var. Çok kolay bunun ne olduğunu, bu ekonomik e, sistemin nasıl bozuk olduğunu veya e, yaşantının insanların üzerindeki ekonominin ne kadar ağır yük getirdiğini çok güzel bu e, Z kuşağı, Taleplerini dile getiriyorlar, anlatıyorlar sorunlarını, çözümlerini ve nasıl bu ekonomiden çıkışını anlatıyorlar. E tabi buna büyüklerimiz kulak verip dinlerlerse çözümler gelir. Ancak e, ben biraz tek kişinin iradesinde olan bu yönetimin yani parlamenter sistemin 600 vekilin bir yanda öbür tarafta da karar verici mahiyetin bir yanda olması biraz da bunlara e, ışık tutuyor gibime geliyor. Evet. Peki efendim, şimdi o döneme göre siyaset biraz daha kolay ancak biraz evet. daha da farklı olduğunu evet. da söylediniz. Mesela o dönemde bu dönemi kıyasladığımızda yine, evet. e, şimdi o dönemde de tabii e, çeşitli dönemlerde seçimler vesaire evet. oluyordu. Evet. Son dönemde de ülkemizde sık seçimler meydana geldi biliyorsunuz evet. ve hala şu an gündemde evet. 2023'te bir seçim olması bekleniyor. Evet. İki seçim olacak. Öncesinde de bir seçim olabilir iddiaları var. Evet. Mesela sürekli bu seçimler vesaire. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani o dönemle bu dönem arasındaki böyle en önemli belirgin fark diye. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela 99 seçimleri oldu bu ülkede. iki sene sonra 2002 seçimleri oldu. Yani seçimin e, tarihi normalde 4 sene veya 5 sene belirlenmesi odur. Sandık en nihayetinde vatandaşın önüne gelecektir. Bunu kimse kaçıramaz. Bunun süresi de uzamaz yani. Atıyorum 24 Haziran seçimleri ise 2023'te önümüzdeki şeyde. Normal şekilde bu şekilde hükümet götürürse 25 Haziran'da getiremez. 24 Haziran'da getirmek zorunda. Şimdi siz bu sandık geldiği zaman önünüze vatandaş bir kıyaslama yapacak. Yani bir gördüklerini neleri kaybetmiş elindeki neleri kazanmış bunlara bir artı eksi. Bizim vatandaşımız çok zeki aslında. Yani kimse hani vatandaşın oyunu çantada keklik görmesin. Vallahi bir anda bir adamı %1 de ederler. İşte Demokrat Sol Parti %20 ile meclise geldi. 2002'de %1 aldı. Kezabiz Anavatan Partisi yüzde kaçlardan geldik yüzde beşlere yine aynı şekilde başka partiler yani halk şunu istiyor diyor ki düzgün iş yapın vatandaşın mutfağında yanan yangını söndürün ki şu ana kadar bu yangın daha da kötü gidiyor yani bir pazar fiyatlarını bir market fiyatlarını gerçi bu marketlerle ilgili işte son dönem e, bir denetimler falan çıktı evet. ama hani e, kaça alıyorsun kaça veriyorsun falan filan diye soruluyor bunlar yani çok gereksiz şeyler bence. Pazara gidin. Bakın biz pazar geziyoruz. E, farklı bir konu olacak ama pazarda diyorlar ki akşam saatlerinde gelin. Neden dedik? 6'dan sonra 6.30'dan sonra hava kararınca gelin diyorlar. Biz düşündük yani soramadık tabii. Birisi geldi kolumuza girdi dedi ki şundan dolayı dedi abi birçok insan o saatte geliyor dedi. Biz kasaları toplarken dedi kalmışları alıp götürüyorlar dedi. Yani e, burada seçimin gerçekten en büyük e, önündeki şey ekonomidir. Ekonomi ve diğer e, yaşam kriterleri, ülkedeki e, ferahlık, bunlar düzgünse zaten seçimlerde partiler oyunu korur veya der ki siz yapamıyorsunuz, sizinin öbürü gelsin der ki buna da hakkı olan söyleyecek kişi de vatandaştır. Bizim buna Hiçbir şekilde vatandaşımızın karşısına çıkıp da ya böyle yapıla böyle yapıla vallahi demiyoruz. İnanın hep dinliyoruz. Genel başkanımız dahil e, takip eden bütün ekip yanındaki herkes vatandaşı dinliyor. Bir sor bin dişinin. Yani e, gerçekten kötü e, ekonomi nereye kadar böyle gidecek ama seçimler normal zamanında olur mu o da şüpheli. Çünkü e, artık vatandaşın tahammülüne kalmadı. Sokak röportajlarında herkes seçim istiyor. Bunu iktidar da görüyor. Seçim istiyor. Ee, ama sorduklarınız zaman %21.7 büyüdüğümüzü söylüyorlar. Mesela Cumhurbaşkanı buraya gelmeden önce TBMM'de 21.7 pandemde büyümüşüz diyor. Nasıl büyümüşüz? Nerede büyümüşüz? Kimsenin bildiği yok. Ama bunu en iyi bilen, gören vatandaşın mutfakta yanan yangını onun da cevabını seçim geldiği zaman evet. en iyi şekilde verecek. Şimdi efendim dediniz ki kimse e, bu oyları çantada keklik evet, görmesin kesinlikle. dediniz. Kesinlikle. Yani şu mu o anlama geliyor? Siyasette dengeler değişecek mi acaba? Kesinlikle değişecek. Mesela? Mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi e, 2002'de AK Parti geldiği zaman e, dedi ki ben lojmanları satacağım, tasarruf şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İşte mobilya, şunlar önümüzde ne varsa dedi devletin fazlalığı hepsini satacağım dedi. Kamu aktaracağım. Peki güzel. Yaptı mı? Yaptı. İşte milletvekili lojmanlarını sattı. Ee, öbürlerini ne bileyim e, işte kamplar falan filan var. İşte milletin tatil yaptı. O yörelerde onları falan sattı. Birkaç bir şey yaptı. Ardından bir cemuzanın mallar satıldı bu ülkede. 2 üç sene öyle götürdü. Peki daha sonra daha sonra yabancılar bu ülkeye girmeye başladı. Bakın. Yabancıların girmesiyle e, para hızı e, bir anda farklılaşmaya başladı yani Türkiye'de. Bir anormal bir para akışı oldu. Bizim borsa anormal bir şekilde şişti. Şu an bizim borsanın içindeki paranın yüzde kaçı TL, yüzde kaçı dolar? Yani bunun yüzde doksanı yabancı parası. Borsanın içindeki paramız yani. E bunu şişirmeye gerek yok, anlatmaya gerek yok. Biz her zaman rakamları önüne koyarak konuşuyoruz insanların. Yani ben mesela evlendiğimde o sene 32 liraysa çeyrek altın, şimdi olmuş 820 lira. Şimdi bunun alıp da yüzde 21.7 büyüdüğünüzü neye ifaden söylüyorsunuz onu anlamıyorum. Başka bunun gibi bir sürü örnek var. Yani e, siyasetin AK Parti'den bu zamana 19 senede yani 19 yıl içerisinde bizim vatandaşımız neye sahip olmuş ne kaybetmiş onu görmesi lazım. İşte diyorlar ki emekli maaşları şuydu şu oldu. Emekli maaşları yazık emekli eziliyor ya 1 lira 75 kuruş ekmek olmuş bir 5 kişilik aile günlük yarım ekmek yese 5 ekmek alsa 7,5 lira aylık çapsan 250 lira sırf ekmek parası. Bugün doğalgaza gelen zam Allah yardımcısı olsun. Nasıl geçinecek, nasıl kış geçecek bilmiyorlar. 30 lira olan kömür, bir torbası Eylül'de, 60 lira olmuş torbası. Yani insanlar baktığınız zaman diyorlar ki ya burada bir takım birileri çok zengin oluyor. E geri kalan %75'i, %80'i çok fakirlik içerisinde. Eskiden bir orta direk kavramı vardı Turgut Özal zamanında. Çok, bunu hatta filmleştirmişlerdi yani orta direğimiz var. Zengin, fakir, orta direk diye. Şimdi öyle bir şey yok. Zengi, zengin, tam yok. zengin, fakir, fakir hmm. tam fakir. Bakın çok üzülerek söylüyorum. Akşam saatlerinde köpeklerden önce insanlar çöp kutularını gelip karıştırıyorsa bu ülkede bir şeyler gerçekten ters gidiyordur. 144 bin liralık araba bu ülkeye girdiği zaman 450 bin lira olarak şeyde satılıyorsa burada bir terslik vardır. Siz şimdi hangi büyümeden söz ediyorsunuz? Büyüme ile ilgili ne olur? Üretim olur. Üretim nedir? Üretim sizin vatandaşınız, Kendisi yerli tohumunu, bitti yerli tohum denen bir şey kalmadı, yabancı. Mazotunu fazlasıyla, traktörünün e, ve diğer şeylerin, teçhizatlarının pahalılığıyla üretemez hale geldi. Peki üretti diyelim, getiriyor tarlaya, pazara, istediği fiyatların çok çok altında veriyor. Bir tekerleşme var. Geçen gün mesela biz bir yerde konuktuk. Bizim sayın grup başkan vekilimiz İyi Parti Belediye Kazım Yücel Bey'e anlattılar. Çekirdek bildiğiniz ayçiçeği. Türkiye bunun yeri ya, cenneti yani mesela. 3,5 liraya satıyorlarmış. Bakın 10 liraya 11 liraya Japon ayçiçeğini getirip e, bu ülkede çekirdek diye bazı firmalar yediriyor insanlara. Şimdi böyle olduğu zaman e, bazı şeylerin düzgün gitmediğini anlıyorsunuz. Siyasetten anlıyorsunuz. Ne var? İşte herkesin dilinde 5 bir ortaklık var. Türkiye'de bir 5 müteahhit çetesi deniyor. Maskeli çeteler diye bunlar. Ne olsa bu iradeden geçiyor. Otoyol yapılsa biz bunlara mahkumuz. Hastane yapılsa biz bunlara mahkumuz. Başka bir şey yapılsa 25 sen. Ya Atatürk Barajı diye bir baraj yapılmış bu ülkede zamanında. 25 yıl kimse önünde bir şey vermeden devlet yapmış bunu devlet. Eskiden yapmış, eskiden de devlet vardı. Şimdi çıkıyorsunuz otobanda afaki rakamlar ödüyorsunuz. Kime gidiyor bu paralar? Bakın ben size çok güzel bir şey söyleyeyim. Ee, bu araç bakım istasyonları e, götürdüğümüzde muayene istasyonları var ya evet. çok komik gelecek. Ben bunu bu ilk kurulduğu zaman e, 2015 yılında Anadolu Partisi'nin il başkanlığını yaptığımda ekranda söyledim. Yine dedim ki araç muayene istasyonlarını dedim belediyelere verin. Belediyelere verin ki belediye oralardan aldıklarını kendi ilinde yatırım yapsın. Bugün bizim belediyeciliğimizde mesela anormal bir şerefiyecilik var. O parayı öderseniz şerefiye paralarını öderseniz size inşaat izni verirler. Malınız 5000-6000 yüzde %45'ini belediyeye aktarırsınız. Belediyesiz malınıza ortak olur. Bir de para verirsiniz. Peki ondan sonra diyorlar ki biz bu gelirler olmasa personelin parasını ödeyemeyiz. Yok bir sürü kalem var. Bakın bir sürü kalem var. Sayaç okuma bedeli diye alınan rakam biliyorsunuz işte. Faturalarınız geliyor. Ne kadar komik bir rakam ya. E, sayacı sen takmışsın. E, sen tabi ödeyeceksin ben ödeyeceğim. Okuyacaksın ben ödeyeceğim bunu. Bunda benim suçum ne? Oraya ekliyorsun. Veya kayıp kaçan bedelini gariban vatandaşlara niye ekletiyorsunuz? Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı gidiyor. Çok özür dilerim yani. O çok işime oturdu. E, Malazgirt'te işte Ahlat'ta diyor ki 1071 yılının biliyorsunuz bizim kuruluşun 1071 yılının şerefine 1071 metrekarelik saray yaptıracağım. Saray inşaatı temel. ya süre 1071 kişilik oraya fabrika açın da 1071 kişi orada İşçi olsun ya, para kazansın ya. Yani bizde anormal bir gösteriş var. Bugün e, Dünya Cumhuriyetinin e, kıskanılan Cumhurbaşkanı diyoruz. E, Amerika'da New York'ta bir milyar dolara yakın böyle camiler veya şehirleri açıyoruz. E, yarın bir gün bir şey oluyor diyor ki oradan bir öğren çıkıyor ya benim kalacak yerim yok. Sayın Cumhurbaşkanım diyor. Hop sen teröristsin. Sen yalancısın. Bak orada yurt var diyor. İnanın bunlar çok üzüyor. Yani siyaset eskiden böyle değildi. Bakın biz gençlik kolları zamanımızda bu tip siyasi şeyin dışında ülkeyle ilgili sorunlara değiniyorduk. Mesela ben çok kısa bir örnek vereyim. nükleer santraller, şimdi o yapılanlar. Biz bunu 2000 yılında Enerji Bakanlığı'nın da dosya olarak koyduk. Sizin meslektaşınız Deniz Bey, Deniz Çağan Bey, Kanal 38 bizzat Almanya'dan dosya getirdi. Sayın Cumhur Ersümer'e verdi. Ve inanın çok e stratejik yapılmış bir dosyaydı. Kendisi çok beğendi bize dedi ki bunu Türkiye'nin bütün illerinde gezin. Genç arkadaşlarınıza gençliğe anlatın dedi. Nükleer ne kadar önemli olduğunu. Yani biz ciddi konularda çalışan gezin. Ama şimdi bakıyorum, e, bizim kendi neslimizde, yani yaşadığımızda olan <laughs> diyelim gençler o dönem ki hep gelecek kaygısında. Yani ben bu üniversiteyi bitirdim. E bitirdim tamam. Ne olacağım anne? Ne olacağım baba? Önünde bir şey varsa imkan, önünde bir iktidardan bir yönetici yakınım varsa tamam bir yere aldırırsın. E bu taraftaki insanlar ne olacak? Bakın katlanarak gidiyor. Yalçın Bey. Peki efendim şimdi sorunlardan bahsediyoruz. Sorunları evet. sürekli sıralayabiliriz bildiğiniz üzere. Peki hiç iyi bir şey yok mu memlekette? Ya iyi bir şey tabii ki olmuştur. Yani biz şimdi hep böyle e, iktidar hep bunu 19 senedir şunu yaptı. Tabii ki yaptıkları güzel şeyler de vardı. Yeri geliyor teşekkür ediyoruz kendilerine. Yani onlar da vatandaşın mağdur edilmesini istemezler. Ama her yapılanın da yani her yapılanın da sanki kendileri yapmış gibi, geçmişte bir şey yapılmamış gibi ya ASELSAN vardı bu ülkede, Roketsan vardı, başka kurumlar vardı. Bu ülkede bir sürü bankalar vardı. Hepsine derler ki yolsuzluk yaptın. Hayır abi. Pamukbank vardı. Pamukbank pamukçunun dostuydu. Bank vardı. Tütüncünün Pamuk dostuydu. Tütün dostuydu. Sümerbank vardı. ve fabrikalarının dostuydu maden, madencilerin dostu Etibank vardı. Şimdi her şeyi, Ziraat Bankası şimdi Demirören grubundan oradan çıktı. Ziraatçının dostuydu. Bir sürü bir şeyler vardı. E bunları biz yok ediyoruz. Elimizden yok ediyoruz. Sanki 19 yılda Türkiye yeniden yapıldı. Geçmişte olan bir sürü Atatürk'ün o zamandan bu zamana yaptığı değerler bir anda satıldı. El altından sümen edildi. Gitti bunlar. Başkalarının şu an e, yabancıların eline geçti ve hala %21'den %22'den büyümeden bahsediyoruz. Yalçın Bey bunlar vatandaşı nereye kadar kandırırsınız? İyi bir şey evet yapıyorsun. Otoyol mu yapıyorsun? Güzel yap. E, yapıyorsan bunu kendin yap. Niye bir yabancıya getirip de 400 lira 350 lira benim vatandaşım bir kamyon sürücüsü zaten taşımacılık yapan evini geçendiren bir otobana girdiğinde o parayı ödemeye mecbur. Yolcu Öyle garantili. Mi? Tabii canım yani şimdi hastaneye hasta garantili hastane veriyorsunuz. Bakın çok enteresan şeyler bunlar. Gereği yoktu ki. Siz bugün göğüs hastalıkları hastanesinin Talas'takini falan hepsini kapattınız. Garanti verdiniz dediniz ki bu hastanelere bak ben oradakileri de kapatıyorum. Burayı kapatıyorum. Senin buraya gelecek hastalar. Şimdi böyle olduğu zaman diyorsunuz tamam hastane yapılmış teşekkür ederiz güzel kocaman. E yol yapmışsın güzel kocaman. E ya şuradan bakıyorum bizim havaalanı Allah aşkına bir Antalya uçuyorsun bir İzmir'e yazın. Bir İstanbul'un dışında uçtuğu nokta yok. Uluslararası havaalanı gibi. Bakın yani stadı yaptık. Gayet güzel dedik. Allah aşkına. Ama size sorayım. UEFA'dan maç alabilir mi? Alamaz. Yanlış. Projesi de yanlış mesela. O kadar para. Rahmetli Kadir As'ın yaptığı şey. Yani sonuçta bizim kendi şeyimizdi Bunun gibi bir sürü örnek. Şimdi Erciye istiyoruz. Çok güzel. Ben ben kendim turizmciyim. Turizm okudum zaten. Yıllarca da çalıştım Alanya'da. Şimdi turizmle ilgili Erciyes bizim bakın yani AKP iktidarından önce de Sayın Haseki'nin başkanlığı zamanında da konuşulmuş şeylerdi. Sayın Haseki o zaman Erciyes'in esne diyordu ki ölü yatırım diyordu. Şimdi burada ekranların karşısında ben söylüyorum yanlış diyorsam yanlış desin. O zaman ölü yatırımdı kendileri iktidarda deyken. Ama ne olduysa bir anda Erciyes güzel bir yatırım oldu. Daha da iyi olabilirdi. Bakın master projesi gerçekten çok güzeldi. Ama master projesi yabancılar yaptı diye bu projeyi bir taraftan... Ee, o taşımacılığı teleferik yapan firmayla küstüler. Bir taraftan ne bileyim bakım yapacak firmayla küstüler. Şimdi Erciyes'e çıktığınızda yazım siz de görüyorsunuz mesela 280 300 milyon euroluk yapılan bir yatırım mı? Yani bakıyorsunuz. Bence değil. Ben bir turizmci olarak, ben bir turist olsam Yanlış anlamıyorum. Yani verilen paranın karşılığı görüntü olmamış Tabii tabii. Şimdi bir ihale yaptılar. Geçen gün 50 milyon lira dediler oradaki ihaleyi. Yapıldı. 500 bin lira teminat yatırmıştı alan firma. Yaktı ihaleyi ödemiyorum dedi. Hani oradaki dükkanların ihalelerini. Şimdi e, oraya kayak sırf kayak kiralamakla, otel dikmekle turizm olur mu? Sağ olsun e, Memduh Bey şimdi ka irtifa kampları falan filan yapıyorum evet. diyor. Daha başka projelerimiz de var. Biz onları hep söylüyoruz. Kazım Bey, Büyükşehir Grup Başkan Vekili anlatıyor her yerde daha farklı neler yapılabilir. Yani biz iyi yaptıkları her şeye iyi diyoruz, bir şey demiyoruz. Ama kötü yapılan bir şey de kötü dediğimizde lütfen muhalefete kulak verin. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Evet. Çünkü muhalefet bugün bizsek, yani siz de olacaksınız belki. Olduğunuz zaman da bizlerin veya sizlerin birbirimizi eleştirimize tahammül etmemiz lazım. Siyasette üslubu ben çok şey görürüm Yalçın Bey. Peki efendim tam o noktaya değinelim özellikle. Buyurun. Mesela geçmiş dönemde 95'li yıllarda 2000'li evet. yıllardaki siyaset diliyle şimdiki siyaset dili. Vallahi ben hiçbir gün duymadım, görmedim de televizyonda Süleyman Demirel'i, Turgut Özal'ı, Erdal İnönü'yü, Rahmetli Alparslan Türkeş'i, Ecevit'i siyah beyaz olarak izlediğimde vallahi birbirine hepsi saygıyla şey yapıyorduk. Bugün öyle bir liderleri kaç yıldır bir arada bir programda televizyon ekranları görmedik. Yani televizyonda bir araya gelinirdi. Biz görüyorduk tabii. Tabii, tabii. siz de biliyorsunuz. Yani insanlar ve onu izlerken oyunu verirdi kafasından. Bak, tamam derdi yani. Ve bu insanlar o stüdyodan kol kola çıkarlardı. Anıt kabile kol kola girerlerdi. Yani yan yana yürüyüp girerlerdi. Şimdi bakıyorsunuz efendim üslup. Ya birbirine diyor ki Bay Kemal. Birbirine diyor başçalan Kimileri bize ip diyor. Ya bu nedir ya? Biz kimseye bir kulp takmıyoruz ki. Yeri geliyor Millet İttifakı'na işlerine gelmediklerinde zillet dediler bize. Bir şey, bir sürü dediler. Ya biz kimseye mesela Cumhur İttifakı'na hadi Cukka İttifakı dedik mi? Yani neleri var şimdi bunun? Burada konuşmaya gerek yok. Bir şey demedik yani. Öyle bir bizim haddimizde değil, öyle bir terbiye de almadık. Ama rica ediyorum gerçekten ekranda vatandaş sizleri izliyorsa bu tip şeyler laf ağızdan çıkana zarar verir. Bir de toplumu da geriyor değil mi böyle tartışmalar? Çok tarz geriyor. Ve onun fanatikleri dolaylı yoldan size yönleniyor işte bize böyle diyor, size böyle deniyor falan filan diye ee, bir çatışma evet. aslında istedikleri o. Bir çatışma yaratmak. Ama biz bunların hepsine e, çok güzel bir şekilde hazırız. Tecrübeli siyasetçileriz. O şeylere düşmüyoruz yani. Laf ağızdan çıkanı vurur biz ilgilendirmiyor artık. Evet Kendi güzel şey ama söylemiş olduğunuz olay gerçekten çok yerinde. Evet. Yani siyasi dil e, toplumu çok fazla geldiği gibi e, bazı toplumlarda da bazı durumlarda da inanılmaz e, böyle kutuplaşmaya da yol açıyor. Bu da gerçekten yoruyor insanları. Kesinlikle. Önemli olan bu. Şimdi efendim Kayseri'ye döndüğümüz zaman da evet. Kayseri ile alakalı. Şimdi Kayseri siyaseti de geniş bir siyaset. Türkiye evet. açısından Trafik önemli tarz, bir siyaset. O yüzden Kayseri'deki çalışmalar, projeler de çok önemli. Siz siyasetçiler bu çalışmaları, Aynen. projeleri yakından takip ediyorsunuz evet. ki zira bizler de öyle. Özellikle efendim baktığınız zaman da projeler yatırımlar ya da çalışmalar noktasında Kayseri ne noktada? Neler söylersiniz? Valla Kayseri bizim Sayın Milletvekilimiz Dursun Ataş'ın da yaptığı toplantılarda artık bir üvey evlattan öte oldu yani çok komik rakamlar Kayseri'ye veriliyor teşvik konusunda ee, özellikle bu hızlı tren meselesinde artık 10 e, yıldır yani 10 yıldır bir gündemi var bunun ee, ne hikmetse bu Yerköy hattı ...herhalde gerçekleşecek. Yani anladığım kadarıyla... Ee, ...bize de oradan böyle bir bacak atıyorlar. Hani böyle bir düşünün, hat. Buraya girip, buradan alıp veya biz oraya gideceğiz, oradan bineceğiz. Bu e, biraz da bir çıkar gibime geliyor. Yani farklı bir düşünce var bunda. E, artık bilmiyorum ne düşüncesi ama... ...bu iktidar, bu işi Kayseri'deki siyasetçilerimiz... ...yani iktidar siyasetçileri beceremedi. Hızlı treni getiremediler. Bir kere bunu kabul etmeleri lazım. İkincisi, e, muhalefetteki milletvekillerine yani... CHP'nin ve bizim milletvekillerimize asla e, bir ortamda gelin beraber e, şehrimizin problemleri için oturalım diye bir kere oturmuşlar. Sayın Dursun Ataş söyledi bunu. Bakın 10 milletvekiliniz var. Oturmuşlar bir kere oturmuşlar. Bir daha da oturmamışlar yani. Bunu Dursun Bey özellikle de söylüyor. E şimdi böyle olduğu zaman e, aynı şehrin içinden çıkmış milletvekillerisiniz. Yarın bir gün düğünde oluyor şahitlik yapıyorsunuz. Cenazede oluyor gidiyorsunuz saf tutuyorsunuz. Ama şehrin sorunlarına geldiği zaman hemen ağız değişiyor. Farklılıklar gelişiyor. Şimdi İyi Parti e, belediye meclisine yani üye gönderdiği vakitten itibaren dikkat edin Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve Talas Belediyesi'nde öyle kolay kolay toplantılar el indirip kaldırla bitmiyor. Mesela Kazım Bey, Kazım Yücel il başkanlığı önce bir toplantı yapıyor il başkanı Sebatı Bey. Toplantıda sorunları meclis grubu üyelerine veriyor. Onlar orada ifade ediyor. Aldıkları sonuçlara oturup tekrar e, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı da bizim partinin Tuncer Bey hepsi dahil oturuyor. Ve diyorlar ki belediyenin yapmak istediği bu. Biz buna nasıl müdahale olacağız? Konu bizi aşıyorsa milletvekiline Sayın Dursun Bey'e aktarılıyor. Şimdi baktığınız zaman e, uyumlu bir ahenk var. Çalışma var. Yani e, hani biz ittifak ortağı o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu o meclis üyesiyle beraber arkadaşlarla beraber ben de Melik Gazi'de bazen şey yapıyorum. işte Uyumlu bir çalışma var. Fakat ne oldu? Bir rahatsızlık oldu. Şimdi ne rahatsızlığı oldu? E, kaç yıldır Kayseri'deler övündükleri en büyük yaptıkları şeyi söylüyorum. Alt geçit yapmak tramvay yapmak. Erciyes. Peki onun haricinde? Soruyorsunuz ne var? Bir şey yok çıkmıyor. Peki onun haricinde vatandaş arıyor. Gelin bizim sorunumuz var diyor. Gidiyorsunuz anlatıyor. Sorunu kameranın karşısında anlatan meclis başkanımıza şov yapıyor deniyor. Yanında vatandaş var. Sen vatandaşına da şey yapıyorsun, şov yapıyor diyorsun o zaman. Şimdi artık bu biraz yıpranma değil, çok yıprandı. Yani hükümet hem iktidarda hem belediyelerde artık yıprandı. Peki efendim. Kan değişikliği lazım. Yalçın esnafları diye. geziyorsunuz. Tabii. Özellikle ziyaret ediyorsunuz. Gelecektim oraya. İlçelere yani. gidiyorsunuz. Köylere gidiyorsunuz evet, vesaire. Evet, mesela evet. oradaki vatandaşların talepleri ne? Sorunları ne? Ve ne diyor vatandaşlar? Esnafın en büyük sorunlarından biri tabela vergisi. İnanılmaz derecede tabelalara vergi veriyorlar. Yani onun bir metrekaresi var. Tabelalara vergi veriyorlar. İkincisi, tramvayın o geçtiği güzergahta yolun ortadan bölünmesi her iki caddedeki iş yerlerini tamamen birbirine karşı yani epey bir yoldan üst geçitten yürüyor. Karşıya geç. Ne bileyim işte e, ara yerden olursa karşıya geç. O caddede o dükkanı uğra. Esnaf çok sıkıntılı. Bugün Sivaçat caddesindekileri gezin sıkıntılı. Mesela Düven önündekileri gezin sıkıntılı. E, esnafın şunu e, daha çok şey yapmak istiyor. Zabıtaların gereksiz yere bakın. Yani önünüzde sizin... E, Herhangi bir şekilde malını sattığınız, tezlenişleriniz, böyle bir şeyleriniz varsa farklılık. Vatandaş zaten bir yangından çıkmış. Bir pandemiden çıkmış. Dükkanları kapalı kalmış. Onun önünü görüyorsun. Ona zarar yazıyorsun. Bir şey yazıyorsun. Hemen bir zabıt tutuyorsun. Bir şey diyorsun. Yani bu tür yaklaşımları belediyenin zarar veriyor. Esnaf bir kere bu konudan şikayetçi. Özellikle Talas'taki kafeler bölgesindeki esnafların %93 şikayetçi. Ki, ki biz e, toplantı yaptık yine. Sayın Kazım Bey eee ve Talas ilçe başkanlığındaki arkadaşlarla bütün kafeciler dertli. Kafeye geliyorlar diyor 900 lira ceza. İki kişi oturuyorsun o zaman pandemde diyor 3000 lira ceza. Bir kere bu cezalar silinmesi lazım Yasin Bey. Bu pandemde o vatandaşa verilen ağzında maske yok. Sayın vali bir ara çıkıyordu çok güzel. Hemen siyah arabadan iniyordu. Masken yok. Hemen buna işlem yapın falan. Güzel tamam. E tamam bitti pandem sayın vali. Siz güzelce görevinizi yaptınız. Vatandaşı uyardınız. E vatandaş zaten asgari ücretinden zor geçiniyor. 900 lira maske takma diye ceza yazıyorsunuz. Veya bunun gibi daha afaki rakamlar. Şimdi bu bir kere bu cezaların kalkması lazım. Bakın bu belediyelerden bu e, alınan keşke bir buçuk yılda o çevre vergisi, çöp vergisi şunlar bunları da vatandaşın üzerinden keşke alsalardı. Yani bir şey rahatlatma amacında. E şimdi öyle olduğu zaman bakıyorsunuz e, diyorlar ki ya biz burada oturuyoruz kira, elektrik, doğalgaz, Zaten zor geçim bakın. E bir de vatandaş mesela yaklaşan en son süreçteki şey trafik sorunu biliyorsunuz memlekette. Arabalar duramıyor, alışveriş yapamıyor. Esnaf dertli. Birçok yerde böyle yani. Duran esnafa hemen trafik ceza yazıyor. Yani bir hoşgörü gitmiş Yalçın Bey. Tamamen böyle bir tuzaklarla dolu. Esnafın cebinden ona ceza yazayım. Efendim bunun şeyini alayım. Yani bunlar yarın bir gün seçimde size karşı ters gelecek. Ters yansıyacak bunlar. Belediye seçiminde de aynısı olacak. Bakın bunu söyleyeyim. Belediyeleşme ile ilgili yapılan o 15 katlılar, 20 katlılar yani insanlar zannediyor ki Kayseri ne kadar gelişmiş, ne kadar büyümüş. Ya tabii büyür, büyümez mi? Yani mücahit müteahhitler çıktı bir sürü. Herkes müteahhit oldu AK Parti zamanında. Her tarafa gidiyorsunuz, her taraf 15 katlı. İnsanlar birbirlerinin yatak odalarını odasından görüyor. Dip dibe binalar oldu. Neden yaptınız bunu? Bunun temelinde iki amaç vardı. Ben gençliğimden beri bilirim. O zaman e, ilde mi de e yapmaları, işte Bersin'de, şehrin yerlisine içine girmesin köylü. Bakın, bunu buradan söylüyorum, bu doğru bir kavram. Şehir dışından gelen şehrin içine girmesin. Bu kadar mı ayrıştırılmış Bu kadar ayrıştırılmış. Aynen öyle. Bakın bir şey söyleyeyim. Bugün vallahi şehrin yerlisi azınlıkta. Bu Suriyeliler ne oldu? Artık 80 bin, 110 bin bir şeyler içiyorlar. Vallahi bizim Kayseri'nin nüfusu yok. Geçen Kazım Bey'le onu konuşuyorduk. O kadar kendi yerlisi nüfusu kalmadı Kayseri'nin. Buna inanın yani. Ne çıkacağını da bilmiyoruz tabii Suriye nüfusunun kaç çıkacağını. E ama bakıyorsunuz şimdi. Yani bir böyle beton yapmakla bir şehir büyümez. E yağmur yağıyor görüyoruz halinde. Alt geçitlerin ne halde olduğunu görüyorsunuz. Mahalleler, köyler. Ya bir Yamulu'ya gittik Yalçın Bey. Kadıncağız evini gösterdi. Her yağmur yağmasın diye dua ediyorum der. Biz de tam tersine çıkalım yağmur duası edip değil mi? Kadınlar oradaki yağmur yağmasın diye dua ediyor. Niye? Ve gitmişler kaç kere Kocasistan Belediyesi'nde. Biz orada e, Kazım Bey bizzat şahit oldu. Nasıl yaşıyorsunuz burada teyze dedi ya. Vallahi oğlum burada yaşıyoruz dedi. Altyapılar yani o kadar. E, şehrin bir kere şunu e, tramvay olayının şehre getirdiği yük var ya her şeyin başında o geliyor Yalçın Bey. Bunu bir alta alalım bu tramvayı. Vallahi şey rahatlayacak. Tramvay şehre bir yük mü? Kes yani üstten gitmesi büyük. Herkese büyük. Ama alttan geçse. Ya yani yapıyorsunuz hattı değil mi güzelce? O zaman düşünmüşsünüz. Bugün şehir dışına gidiyorsunuz İstanbul, Ankara. AVM'nin içinden geçiyor. Gelsin Kayseri Park formunun altından gelsin. İnsin yer alt çarşısının orada dursun. Bakın çok güzel şeyler. Vatandan içinden hemen çarşıya. Oradan çıkar düvenini. Şimdi işte Hastaneye giderken bir insan ne kadar zor gittiğini siz de biliyorsunuzdur yani. Bugün ilden de oturan bir kişi devlet hastanesine nasıl gidiyor? Bunu işte duyuyorsunuz televizyonda da. Vatandaş buna şikayet Şimdi dediniz ki belediye de, belediyeler de değişecek dediniz. Kesinlikle. Mesela Kayseri'de Kesinlikle. ne bekliyorsunuz? Var mı? Valla biz normalde bir belediye almıştık biliyorsunuz evet. İncesi'yi. Bir talihsizlik yaşadık. Halk İyi Parti'ye inandı. Belediye başkanı bizim oylarımızda yani oradaki Hepimizin akrabaları var. Seçildi ama e, farklı düşünceleri vardı. AK Parti'ye geçti. E, Sayın Şaban Çopuroğlu da geçen gün bir programda biz 17'de 0 aldık. Allah'a hamdolsun benim gönlüm rahat dedi. Yok başkan 16'ya 1'di o. Yani onu biz aldık. Kaydı iyi Parti olarak geçti o. E, belediyelerde şu var. Bir kere bu belediyelerde e, bu şerefi olayı çok afaki. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar belediyenin şerefi aldığı bir sistem yok. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım Yalçın Bey. Hem vatandaşın parselini alıyoruz, hem arsasını alıyoruz, hem de bir de şerefiye ver diyoruz sana müsaade verelim diye. Ondan sonra diyoruz ki belediyenin parası yok ne yapalım? Yok var. vallahi dediğim haksız mıyım? Verin devlet versin belediyeyle bu şey istasyonlarını, araç şey istasyonları, ruhsat var. yerine muayene istasyonlarını. vallahi çok güzel gelir. Kafanızdan bir canlandırın. Her gün onlarca, yüzlerce araba muayene oluyor yani. Hiç kimseye ihtiyacı kalmaz belediyelerin. Şimdi belediyenin elinde para olmadığı için de ne yapıyor? Ha bile borçlanıyor. Borçlandıkça ne oluyor? Öbür gelen belediye başkanı diyor ki vallahi benden önce bir borç bu kadardı diyor. Benim suçum değil diyor. E ne oldu? 25 senedir aynı isimler silsileyle gidiyor. Şimdi bakın yarın bir gün biz iktidara inşallah geleceğiz. Geldiğimizde çok büyük enkaz bekliyor bizi. Biz bunu biliyoruz. Biz buna hazırlıktayız. Yani 448-450 milyar dolara yakın dış borç. 5-6 milyon Suriyeli. Bir kere bunların yani sorunu ne olacak? Bunlara şimdi her önüne gelenle TC kimlik kartını vererek içimize sokarak hani böyle bir e, şey pasifize ederler ya yok bunlar öyle bir şey olmayacak bakın buna eminim dün sanırım burada hi, hibe toplantısı yapıldı Kayseri'de. haberiniz var mı? Evet evet. 10 Su milyon yerleri. bakın 10 milyon 250 bin euroluk bir hibe toplantısı neymiş efendim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı'nın şeyinde oluyormuş bu. Kayseri'deki Suriyelileri hibe vereceğim. Ya çıldırmamak elde değil Yalçın Bey. Binlerce bizim vatandaşımız salatalığı, domatesi, biberi zor görür halde oldu. Pazara gidip de altta kalmışları alıp yiyor. Siz burada Suriyelilere hibe verin. Bunun amacı nedir yani? E Kayseri'ye bir 80 bin daha mı Suriyeli çekeceksiniz? Şimdi Suriyeli düşünecek diyecek ki Kayseri'de hibe var. Öbürleri binecek otobüse Suriye'ye gel Kayseri'ye gelecekler yani. Biz baş edemiyoruz zaten. Yani bunlar hep bize enkaz olarak dönecek. Peki biz efendim. bunu biliyoruz. Bir hafta sonu bir seçim olsa şu anda evet. hangi parti kazanır? Mesela Kayseri belediyeleri ne olur? Bakın şöyle söyleyeyim. Bizim de tabii kendi anketçilerimiz var. Genel merkez bu konuda çok hassas. Hatta bizim bilmediğimiz parti müfettişlerimiz var gerçekten. İnanılmaz derecede sapma paylarıyla söylerim. Yani biz şu an çıkacak yani sandıkta pazar günü seçim olsa... İyi Parti'nin AKP ile kafa kafaya çıktığını görse şaşırmayın. Bakın bu derece söylüyorum. Çünkü vatandaş kendine e, şu vardı. Bundan önceki seçimde merkez sağ seçmeni şunu diyordu ki ya AK Parti'den başka parti mi? CHP'ye mi vereyim diyordu. Yok gene diyordu. Ama şimdi İyi Parti var. Bakın İyi Parti kurulduğu günden bugüne Türkiye siyasetini resmen yeniden dizayn ediyor. Ki bu belediye seçimlerinde yaşandı. Gördünüz yani. Bugün Türkiye'de hemen hemen büyük Büyükşehir Belediye'nin birçoğu İyi Parti ve CHP'ye ve Saadet Partisi'ne yani onların da tabii ki bizim şeyimiz var beraberliğimiz kazanılmış oldu. Şimdi bunu bu iktidar gördü. Dedi ki yani oylar çantada keklik değil. Benim size biraz önce anlatmak istediğim olay buydu. Kimsenin oyu çantada keklik değil. Ama AKP hala kendini yüzde 42-45 gösteren o gazeteci silah şölleri akşamları televizyonda izlediğimiz Ondan gitsinler yani o kafalarından. Vatandaş biliyor. Yalnız vatandaş susuyor Yalçın Bey. Mesela Kayseri'de ne olur? Neden susuyor? Şunu da söyleyeyim. Vatandaşımızın birçoğu kamuda yakın öğretmen, çoluğu, çocuğu bir yerde çalışıyor. Ee, özür dilerim. Evet. İşinden, gücünden olur. Bu iktidar çocuğumu yerinden, yurdundan eder diye korkuyor. Yani korktuğu için de oyunu belli edemiyor. Şimdi bu ne oluyor? Herkes diyor ki ha bir sessizlik, bir sukut var ama biz biliyoruz. Onların oy vermeyeceğini biz biliyoruz. AK Parti oy vermeyeceğini biz biliyoruz. Bunu AK Parti de biliyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı kendini çok zaten sağlam görse seçim kararı alırdı. Bakın. Çünkü yapacağı çok kafasında düşünceler var. Özellikle şu Kanal İstanbul gece yani akşam yatıyor sabah düşündüğü bir şey. Niye? Çok farklı bir orada hesap var Kanal İstanbul'da. Şimdi e, Suriye meselesine tekrar şöyle dönmek istiyorum. Suriyeliler de oy verdiğini çek. Bu seçimde. Çünkü kimlik kartı vermişiz bunlara. 99'da başlayan Yalçın Bey e, kimlikleri 99'da başlıyor. Bunlar gelip oy atacak. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Niye oy vereceksin? Benim ülkemde vergi mi veriyorsun? Benim ülkemde herhangi bir yerde oturup vergi dairesinden gelip senin orada SSK'nın şunun bunun var mı? Hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. E geleceksin TC vatandaşı olarak çoluğun çocuğun benim ülkemde askerlik mi yaptı? Yok. O zaman o kimlik geçersizdir. Evet. Biz bunu istemiyoruz. Alacağımız evet oyu da yani şöyle söyleyeyim. Bandımızı söyleyeyim yani. Kayseri'de 18-24 arası en son çıkan rakamlar bizde şu an. 18-24. Evet. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız vakit için. Önemliydi anlatmış olduğunuz konular. Özellikle Türkiye siyaseti ve Kayseri'deki gelişmeleri konuştuk. Ne gibi detaylar var? Özellikle vatandaş ne diyor? Siz esnaflarla birebir bir siz evet. görüşüyorsunuz. Vatandaşlarla köylere gidiyorsunuz. Evet. E, hane halklarıyla görüşüyorsunuz. Tabii ki onların nabzı ve düşünceleri, sizlerin düşünceleri önemliydi. Sizlerden bu konular hakkında önemli gelişmeleri aldık. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür son ederim. Son olarak vurmaklamak istediğiniz vermek istediğiniz mesaj nedir? Valla son olarak tabii bu pandemin bir an önce, Cenab-ı Allah inşallah, bir an önce son bulması. Çünkü gerçekten insan hayatını çok büyük etkiliyor. İnsanlar, birbirlerinin yaşam şeyinde aileler, kendi çocuklarını göremiyor, ziyaretine gidemiyor, yolculuk edemiyor. Bir an önce ilk temennim yani benim pandemden bir an önce dünyanın kurtulması. İkinci temennim de ülkemizin gerçekten tekrar refahta olması. Yani insanlarımızın mutlu olması. Ee, akşamları sokakta ailesiyle beraber huzur içinde, güven içinde gezmesi, dolaşması, ee, ekonomik özgürlüğünü çok iyi alması. Neden hep yabancılar gelip bizim ülkemizde tatil yaparken bizim vatandaşlarımızın o bölgelere gidip tatillerini yapamadığını bunlar bir düşünmesi lazım Yalçın Bey. Ee, ekonominin hızlı bir şekilde düzelmesi, ee, hassasiyetle de en önemli konunun eğitim konusunda ee, okullarda gereken önemin gerçekten gösterilmesi lazım. Çünkü eğitim bir buçuk senedir Kaldı. Bugün e, bir buçuk sene sonra üniversite sınavına girecek bir çocuk, bir buçuk senedir eğitim almadı. Aradaki farkı zamanı kapatabilmek gerçekten çok zor. E, Allah hepsinde yardımcısı olsun. E, eğitim Bakanlığı da çok iş düşüyor bu konuda. E, i̇nşallah her şey dilediğimiz gibi gerçekleşir. Ben tekrar teşekkür ederim. Başta şahsınıza, sayın e, TV 1 genel yayın yönetmeni Doğan Bey e ve ailesine çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten sizlerle beraber olmaktan. Evet biz teşekkür ederiz efendim. Bizim için de mutluluk vericiydi. Değerli izleyenler bir gündem özel programının daha sonuna geldik. Özellikle siyasi gelişmeleri konuştuk bu haftaki gündem özel programında. İyi Parti Kayseri İl Disiplin Kurulu üyesi Sayın Mazhar Polat bizlerle birlikteydi. Kendisiyle efendim geçmiş dönem siyaseti, şu anki siyasi gelişmeleri ve detayları, olayları konuştuk. Memleketin nabzının ne olduğunu kendisinden dinlemeye çalıştık. Ben kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Tabii gündemdeki gelişmeler ülkemizde yaşanan son durumlarla alakalı önemli bir programdı. Ki önceden yaşanan sorunlar, önceden meydana gelen sorunlar ve şimdiki sorunlar arasındaki kıyas da aslında önemliydi. Ve şu anda yapılması gerekenler, kimin ne yapması gerektiği açısından da oldukça önemli bir programdı. Geldiğimiz noktada siyasi dilin biraz daha yumuşaması noktası da önemli vurgulardan bir tanesiydi. Bunu da belirtmiş olalım. Değerli izleyenler yine gündemin nabzını tutmaya çalışacağız. Özellikle vatandaş ne diyor? Sokaktan nasıl bir ses geliyor? Siyasilerin görüşleri neler? Her görüşe yer vererek bu gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Efendim bizlerden ayrılmayın. Hoşça, sağlıcakla kalın.